Şimdi Yaşar Aydın, bugün aslında Esenyurt'ta yaşanan şey, yani CHP'li meclis üyelerinin belediye meclisi toplantısına alınmaması, binaya alınmamaları, Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunun tabelasının indirilmesi, bir yani arkasında yasal bir dayanağı olmadığı için, tamamen fiili bir durum olduğu için bugün DEM Partili 3 belediyeye kayyum atanmasından daha vahim bir durum. Çünkü orada işte yani Türk Ceza Kanunu bilmem ne yasası var. Belediyeler yasasının bilmem kaçıncı maddesi var. Ona göre biz bu kararı aldık falan deniyor. Burada öyle bir şey de yok. Kayyum kendi başına, kendi iradesiyle Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerini buraya almadı, binaya sokmadı. Bu da esasen yeni bir eşik değil mi size göre? Kuşkusuz sürekli bunu zorlayacak. Karşısında bir şey daha ciddi kaybedeceğini ya da daha ciddi bir reaksiyon alacağını görmediği sürece bunu deneyecek. Yani adalet yürüyüşü niye önemliydi? İnan ya, Enis Berberoğlu süreci aslında Erdoğan bir düğmeye basmıştı, oradan yürüyecekti. Ona bir reaksiyon verildi ve Erdoğan düşünmek durumunda kaldı. Bunu derinleştireyim mi, bir adım geri mi atayım? Yani o açıdan önemliydi. Sadece uzun bir 400 kilometre yürüyüşten öte başka bir şey ifade ediyordu. Şimdi de bunları deniyor sürekli. Yani bunları yapmaya da devam edecek. Buna verilecek reaksiyon, buna itiraz etme biçimi. Orada kritik olan, hani Yasin Hocam da ifade etti, hani ne yapmalı sorusuna, Erdoğan şunu yapıyor, her gün, her yerde siyaset yapıyor. Sadece kendisi değil, bütün kurumlarıyla. Siz ona sadece bir kişi olarak yanıt veremezsiniz. Bir bütün olarak siz de her gün, her yerde siyaset yapmanın olanağını yaratmak zorundasınız. Yani bunun da esas olarak bir tane, Erdoğan bunun siyaseti neden yapıyor ve birinci maddeye ne koyuyor? Rejim devam etmeli ve ben bir kez daha seçilmeliyim. Siz de birinci maddeye bir şey koymak durumundasınız. Bu rejim yıkılmalı, yeni bir şey kuracağım. Her şey bu birinci maddeye göre, koyduğunuz birinci maddeye göre dizayn edilmek durumunda siyasetin bütün kurumlarına. Hani meşhur laf vardır, Kartaca yıkılmalı, bir Romalı senatörün söylediği söz. İlgili ilgisiz her türlü metinin en sonunda onu söyler. Kartaca'yı Roma'ya karşı bir tehdit olarak gördüğü için başka bir konu anlatsa bile en sonunda Kartaca yıkılmalı diye bitirir o Romalı senatör. Şimdi muhalefet de bu rejim yıkılmalı diye bir sözü her konuda ve her eylemde hissettirmek durumunda, her adımda. Ama siz anayasayı belki yapabiliriz, bir görelim ne olacak. Ya anayasa mahkemesini tanımıyor, anayasayı tanımıyor. Bunlarla nasıl anayasa yapacaksınız? Bir bakalım derseniz. Ya geldi aslında sıcak bir toplam, belki Türkiye'nin normalleşme ihtiyacı var, bakalım. Ya normalleşme dediğin süreç içinde Selahattin Demirtaş'a, Selçuk Mırzaklı'ya, Gezi tutuklarına 16-24 yıl, 32 yıl ceza verdiler. Nasıl bir normalleşme? Mecliste hiçbir şey yapamıyorsunuz, her şey yukarıdan tak tak geliyor. Nasıl bir normalleşme? Ya dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım dediğiniz sürece bunu yaşarsınız. Yapılacak tek şey Kartaca yıkılmalı der gibi bu rejimden vazgeçmek, bu rejimi durdurmak, yerine yeniden bir Türkiye kurmak anlayışını başa koymak lazım. Bunun heyecanını bakın. Bütün mitinglerdeki en çok alkış alan şey, tesadüf değildir bu, rejime karşı ya bunu durduracağız artık, bununla yaşamayacağız dediği andır. İmamoğlu da alkışı buradan alıyor, Özel de alkışı bunu alıyor, herhangi bir Tuncer Bakıran da bundan alıyor. Sürekli ifade ediliyor, ben karşı mahalleden oy alıyorum böyle bir şey diye. Şimdi karşı mahallenin en yoğun olduğu yer Bursa, yani öyle ilginç bir kent. İnan iki tane rakam vereyim sana. Bursa'da 2017 referandumunda hayır oyu 868 bin. Şimdi Bursa'yı CHP Belediye Başkanı kazandı 860 binle. Hayır oyu 868 bin. Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar oy almış? 859 bin birinci turda. Yani 2017'yi aşan hiçbir şey yok Bursa'da. Burada esas hikaye bu rejime karşı olan biriken bir şeyi Türkiye'nin tamamına, taşraya doğru, kentin varoşlarına doğru aktarmak. Burada yapacağınız tek şey bütün bu kötülüklerin ana kaynağının 6 yaşında kız çocukları öldürülüyorsa, geçinemiyorsak, ülkede demokrasi yoksa bunun ana kaynağı rejim demek ve buna karşı ciddi bir mücadele koymak ve alternatif olduğunuzu hissettirmek. Bunu yapamadığınız sürece Erdoğan ve MHP Bahçeli torbadan bir şey çıkarır ve size yeni bir gündem
dayatmaya devam eder. Evet. Biz onu konuşuruz. Bu yeni mi arkadaşlar? Tweet yeni mi ekrandaki? Tamam. Ekrem İmamoğlu yeni bir tweet atmış Esenyurt'la ilgili. Esenyurt'ta milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerimizin belediye binasına alınmamasını, grup odasının kapatılmasını, milletvekillerimizin vatandaşların belediye binasına alınmamasını, emniyet güçleriyle ilçenin ablukaya alınmasını, partilerimize, vatandaşlara zor kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu hukuksuzluk, bu ceberrut uygulamalar kimsenin yanına kar kalmaz. Sağduyulu bütün devlet yöneticilerini hukuka, nizama saygılı olmaya davet ediyorum demiş Ekrem İmamoğlu. Miyase Hanım, gerçekten de bu yani Esenyurt'ta bugün yaşananları ben işte zaten çok uzun zamandır bir hukuk devleti değiliz. Hukuku askıya almış ama anayasasında hukuk devleti yazan bir ülkeyiz. Lakin bu Esenyurt'ta bugün yaşanan hikaye gerçekten de sadece fiili bir durum olduğu için, yani yasal bir dayanağı olmadığı için tam da hani otoriterizmin en net biçimde zuhur etmiş hali gibi görünüyor bana. Siz katılır mısınız? Kesinlikle katılırız. Yani başkanını aldım, çıkardım. Tek adam döneminde çıkardığım bir yasayla terör soruşturması denilerek yerine kayyum atadım. Bu hukuksuz ve dünya şeyde hukuk tarihinde yeri yok. Meclisten seçersin. Yani meclisinin hepsi mi terörist bunların? Varsayalım ki Ahmet Özer terörle iltisakı var. Meclis üyeleri de mi? Tamamı mı terörle iltisaklı? Bu şeyi aldım. Bugün Mansur Yavaş'ın söylediği güzel bir şey var. Derhal DNL'li, CHP'li muhalefet milletvekilleri eğer terörle ilgili bir suçtan dahi başkan alırsa yerine meclisten seçilsin diye kanun teklifi vermek durumunda. Öyle bir kanun yok mu acaba? Yani çünkü yok, olması gerekenin bir daha versinler. Efendim? Bir daha versinler. Kamuoyunun önünde bir daha versinler. Yani bu belediye meclisi toplanıp yeni bir başkan seçmeli şu anda bir teamül mü eğer böyle bir şey olursa? Teamül değil. Yasa var. Öyle bir şey getirdiler. Terörle ilgili bir suçtan alınıyorsa meclis seçemiyor diye bir yasa getirdiler. Ha, anladım. O yasayı değiştirmekten bahsediyor Mansur. Evet. O derhal onu gündeme taşısınlar. Ya, ne demek ya belediye başkanı? Üstelik suçlu mu değil mi belli bile değilken yargılamanın sonucunu beklersiniz ya. Meclisten birisi, başkan vekili kimse, meclis başkan vekili, o başkanlığa vekalet eder. Soruşturmanın sonucuna göre hareket edilir. Ben şimdi bu adımları arkasından başka hamleler gelecek mi diye istim üzerinde bekliyorum. CHP'li belediyelere uzanacaklar mı mesela? Bahane yok mu? Bulur. İstanbul'a mesela kayyum atamayı düşünüyor olabilirler mi? Olabilirler. Hiç şaşırmam. Hiç şaşırmam. Evet. Şimdi şunu merak ediyorum bir de yarın gerçi Yaşar abi söyledi demin de yarın şey var MHP grubu var çarşamba günü Adalet ve Kalkınma Partisi grubu var var mı bilmiyorum ona bakmadım henüz de yani salı ve çarşamba. Neyse şimdi Devlet Bahçeli yarın ne diyecek acaba yani bu süreç hikayesiyle alakalı ne anlatabilir Miyase Hanım? Biz el uzattık, karşılık görmedik. İşte DEM Parti'nin mesela o parti meclisi bildirisini mi işaret edecekler? İşte bunlar barış istemiyorlar falan mı diyecekler? Ne diyecekler? Daha Erdoğan... Muhtemelen. Öyle mi olacak? Muhtemelen öyle olacak. Çünkü DEM Parti'nin o açıklamasından sonra yandaş medya ve AKP yöneticileri işte bakın gördünüz mü? Bunlar bize dayatmalarda bulunuyor. Tam dilden gönderildi o mesaj diye propagandaya başladılar. İktidarın ne yapmak istediğini anlamak istiyorsanız o güdümlü medyaya bakmak yeterli. Evet. Yani daha tutuklama kararı çıkmadan oradan öğreniyoruz. Biz bunu başka davalarda da gördük. İşte Ergenekon sürecinde zaten biliyorduk. FETÖ'den çok şey öğrenmişler. Evet. Onları aynen uyguluyorlar. Peki. FETÖ'den öğrendiklerini FETÖ'ye uyguladılar. Sonra dönüp DEM Parti'ye ve sol kesime uyguladılar. Aynen o yolda devam ediyorlar. Şimdi yandaş medyaya bakmak lazım. Anlarız yakında ne yapacaklarını. Yaşar Aydın sizce ne diyecek Erdoğan ve Bahçeli? Yani ben de katılırım. Öyle diyecekler. Uzatılan ele siyaseten yanıt vermedi ama tuhaf olan zaten onlara çağrı yapılmadı. Yani çağrı Öcalan'a yapıldı. Öcalan. Hani onu duysaydık bari. Yani
Öcalan ne diyor onu duysaydık hani uzatılan... Ama Bahçeli şey dedi ya, İmralı'dan deme uzanan dedi ya. Evet ama yani sonuçta esas olarak İmralı'nın bu konuda ne dediğine dair hiçbir fikir yok yani orada. Belki de uzatılan eli alacak yani bir oradan duymak gerekiyor. Çünkü öbür türlü Dem'i zaten belli düzeyde eleştirel bakıyorlardı ama bugün yarın söyleyeceği şey kuşkusuz iki şey yapacaktır. Tamamen bence bitirdik artık bu iş bitti demeyecek. Biz terörle mücadele etmeye devam ediyoruz ama aynı zamanda Kürt halkıyla birlikte Orta Doğu'da Kürt-Türk-İslam ülküsü için mücadele etmeye devam edeceğiz diyebilir Erdoğan. Yine bunu devam ettirebilir. Böyle bir dönem daha devam edecek. İnandırıcı olup olmaması da çok umurlarında değil. Önemli olan bu uygulamanın muhalefet içinde tereddüt yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Kamuoyunda nasıl tepki alıyor ona bakıyorlar. Yoksa baştan sormuştum çözüm süreci var mıydı? Olmayan bir çözüm sürecinin sonucunda da bunun olması çok sürpriz değil. Onlar açısından da çok önemli değil zaten. Önemli olan kat ettikleri mesafe. Mesafe kat ettik mi etmedik mi? Karlı mı çıktık, zararlı mı çıktık? Ona bakacaklar. Yarın da bence hani bir yandan tam kapıları kapatmamış gibi görünüp esas olarak bunu devam ettirebileceklerine dair şiddetli bir duyguyu hissettirecekler.